Herkese merhabalar. Gülsüm Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bugün bir yöntemle balık pişireceğiz. Hamsi bugün pazarımız vardı. Bugün hamsi aldık. Arkadaşlar ne yapacağız? Ortalık kirlenmeden, dağılmadan böyle biliyorsunuz. Balığı seviyoruz ama balık pişirirken de eziyete dönüşüyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Fırında pişireceğiz. Böyle fırın kağıdımızı serdik arkadaşlar. Yağ kağıt serdik fırın tepsimize. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Balığımızı mısır unu ve tuzla onları güzel harmanlayacağız, unlayacağız. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce kağıdımızı serdik. Altına birer parça yağ süreceğim arkadaşlar. Fırçayla. Ondan sonra hamsilerimizi unlayacağız. Ortalık kirlenmeden, batmadan güzel bir hamsi pişireceğiz bugün arkadaşlar. Gerçekten güzel bir yöntem olacak. Şimdi unlama işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi unumu hazırladım. Değerli arkadaşlar, ne yapıyoruz? Unumuzun içine biraz tuz. Unu çok koymadım arkadaşlar. Kontrollü ekleyelim ki kalan un da ziyan olmasın. Hemen tuzumu ekliyorum. Mısır unu kullanıyorum arkadaşlar. Mısır unu biliyorsunuz hamsiye çok güzel yakışıyor. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Tepsi yağ kağıdın altına da yine fırın kağıdımızın da biraz yağ sürdüm. Fırçayla sürdüm. Buraya bunu kenara alalım. Şöyle bir daha kameramıza bakalım. Güzel çıkmıştır diye. Şöyle güzel karıştıralım tuzunu ekledikten sonra. Sonradan hamsi tuzu almıyor arkadaşlar. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şöyle bir ikişer tane. Hemen şöyle dizme işlemini de sizlere göstereceğim. Bakın arkadaşlar, şöyle birkaç tane ben unlayayım. Şurada sizlere göstermek için tepsimi de veri alayım. Şöyle kenara alalım. Ve dizme işlemini de göstereyim sizlere. Şu tepsiyi de böyle koyalım arkadaşlar. İnşallah güzel gözüküyordur. Böyle sırayla arkadaşlar. Böyle şu yağlarla şöyle. Gerçekten balık kızartmak bazen işkenceye dönüşebiliyor. İster böyle yatay dizin, ister nasıl dizerseniz dizin arkadaşlar. Fırın kabımız yuvarlaksa yuvarlak da güzel olabilir arkadaşlar. Öyle de güzel olabilir. Yuvarlak fırın olan arkadaşlar. Şimdi bunları güzel dizeceğiz. Arkadaşlar 1 kilogram ben hamsi kullandım. Büyük davul fırınlarda daha çabuk çok alabilir. Şimdi bunu bu şekilde diziyoruz arkadaşlar. Son haliyle sizlerle görüşmek üzere. Hepsini tepsiye doldurayım. Doldurduktan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Dizme işlemini bitirdim. Bakın arkadaşlar. Şunlar biraz fazla geldi. Kenarlara sıkıştırdım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Kaseye yağı alalım. Hepsini görecek şekilde biraz da altına sürmüştüm. Bu şekilde bütün tepsiyi böyle yağlıyoruz arkadaşlar. Hem çok fazla yağ çekmiyor. Ortalık kirlenmeden böyle bu yöntemle yapıyoruz arkadaşlar. Fırınımızı da önceden ısıtıyoruz arkadaşlar. 180 veya arkadaşlar 200 derecede, benim fırınım biraz ağır pişirdiği için ben 200 dereceye koyacağım. Siz kendi bu hamsi de biliyorsunuz hemen çabuk pişen bir balık. Balık zaten, balığın her türlüsü de çabuk pişer. Şimdi bunu buna yedirdim arkadaşlar. Neredeyse bir çay bardağı kadar yağ gitti. Tuzunu da zaten içine koyduk. Ben biraz daha şöyle üstünden serpeceğim lezzetli olsun diye. Şu tuzu da serpiverelim arkadaşlar. Şimdi fırınımıza göndereceğiz. Yanına da güzel bir mevsim salata yapalım arkadaşlar. Şimdi ortalık kirlenmeden balığımız pişsin. Evet arkadaşlar,
Gördüğünüz gibi balıklarımı pişirdim. Hiçbir yer kirlenmeden arkadaşlar, hatta şöyle kaldıralım. Tepsimiz bile kirlenmeden balıklarımızı pişirdik. Güzel yiyeceğimiz şekilde servis yapacağız. Bu yöntem gerçekten çok temiz, güzel oluyor arkadaşlar. Saatlerce biliyorsunuz ocağı neyi temizleyeceğiz diye uğraşıyoruz. Gerçi öyle de daha lezzetli olur, böyle de lezzetli olur. Ama ben bu yöntem hoşuma gitti. Sizler de denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, buraya kadar videolarımızı izlediyseniz videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler dilerim.